Efendim şu an ekranlarınıza bir son dakika geliyor. Aydın'ın Kuşadası açıklarında saatler 13.10'u gösterdiğinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ama bu deprem ilk defa olmuyor. Dün akşamdan beri Aydın sallanıyor. Bununla ilgili bir bağlantı yapacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Şükrü Ersoy hattımızda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar. Bu arada bölge halkına da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz? Dün akşamdan itibaren devam eden bir sarsıntı var Türkiye'de aslında, ama önce Aydın'daki depremden başlayalım. Bir fay hattının kırılmasından bahsedilir yıllardır sık sık. Bununla ilgili bir durum mu? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. 2020 yılında 30 Ekim'de bir deprem olmuştu. 6.9 büyüklüğünde Sisam Adası'nın kuzeyindeki deniz içinde bir fayda meydana gelmişti. Bu fayda biliyorsunuz İzmir etkilendi ve betonarme yapılar yıkılmış, insanlar hayatını kaybetmişti. Şimdi bize teknik bilgiler, jeolojik bilgiler şunu söyler. Bu kırılan bölgede uzun süre bir deprem olmayabilir ama kırılmayan bölgeler, yani kırılan fayın uçları tehlikededir. Yani dolayısıyla Kuşadası Körfezi'nin içerisinde bu tür depremlerin olması normal. Gerçi bu depremler 2020'nin artçısı da olabilir. Yerlerine iyi bakmak gerekiyor. Ve hocam hemen bir son dakika haberi daha verelim. Şimdi de Ege Denizi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5.3. Evet. Aynı yerden ama Ege Denizi açıklarında, evet. Tam yerini bilmediğim için bir şey söyledim. Eğer şeyse Kuşadası Körfezi'ndeyse bu da 4.7, 5.1, 5.3 ise o zaman bu bölge biraz kritik demektir. Çünkü ard arda bu büyüklükte depremler oluyorsa şöyle de gelişebilir. Bu büyüklükteki depremler kritik depremler, çok hissedilebilir depremler. Netice itibariyle Aydın'dan, hatta İzmir'den bile çok rahat hissedilebilecek depremler. Ama bu Kuşadası Körfezi içerisinde, kara alanda değil, deniz alanında. Fakat yine de kötü zeminlerdeki yapılar bundan etkilenebilir. Bu bakımdan bundan sonraki depremlerin de izlenmesi gerekir. Buna göre yeni yorumlar yapılabilir. Ama ard arda 5'e geçen iki depremin olması enteresan tabii. Çünkü 5 büyüklüğündeki bir deprem 4 büyüklüğündeki bir depremin 30 kat daha fazla enerjisine sahip demektir. Üstelik 5.3'e çıktığına göre bu kat sayı daha da artabilir. 5.3 büyüklüğündeki bir deprem zaman zaman kötü yapılarda da hasar verebiliyor, biliyorsunuz. Hatta 6.9 büyüklüğündeki depremden sonra İzmir'de modern binalar yıkılmıştı. Bunun tek sebebi de depremin uzak etkisinden dolayı zeminin kötü olması ve zeminin deprem dalgalarının büyütmesi neticesinde betonarme yapılar yıkılmıştı. Bakın, köy evleri değil, betonarme yapılar yıkılmıştı ve insanlar hayatını kaybetmişti. Depremin bazen böyle uzak etkileri olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bundan sonraki şeyleri de, aktiviteyi de izlemek gerekiyor. Bunların birer 2020 depreminin bir artısı mı değil mi, bunu şey yapmak gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Sayın Ersoy, dün akşam da Antalya açıklarında 23.42'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin olduğunu açıklamış AFAD. Birbirini mi tetikliyor acaba? Yok, Antalya Körfezi'ndeki depremler bunlardan farklı. Onu ayrı yorumlamak gerekiyor. Orası sık depremlerin görüldüğü yerler değil ama zaman zaman oluyor ve periyotları uzun oradaki depremlerin. Yani ama Kuşadası Körfezi'ndeki depremler önemli depremler. Çünkü bölgeyi gerçekten ilgilendiren kara üzerinde de Aydın çevresinde de pek çok fay var. Dolayısıyla bu fayların aktif olması bizi çok şaşırtmaz doğrusu. Evet. Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Şükrü Ersoy, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Bir kez daha teşekkürler. Bir kez daha hatırlatalım. Aydın'ın Kuşadası açıklarında saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremler artacak mı? Takip edilmesi gerektiğini söylüyor Profesör Doktor Şükrü Ersoy. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi ve Yeni Kapı Meydanı'nda 30 Ağustos coşkusu yaşandı efendim. İki adreste konserler verildi, ışık gösterisi yapıldı. Bu haberle de gün ortasını noktalamış olalım. Muhteşem. Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü İstanbul'da konserler ve mapping gösterileriyle kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen ücretsiz etkinlikte İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu ve MFE grubu İstanbullularla buluştu. Sanatçı Volkan Severcan, Şanlıordumuzun 30 Ağustos'ta kazandığı zaferin öyküsünü anlattı. Anadolu seni bekliyor. Senin tunçtan iradeni. Vazgeçme. Konserde video mapping ve ışık gösterisi de izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. İstanbul'da 30 Ağustos kutlamalarının adresi Yeni Kapı Meydanı'ydı. Moğollar Müzik Grubu'nun konser verdiği etkinlikte Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destane eseri, Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, ışık gösterisi ve video mapping eşliğinde seslendirildi. Efendim, NASA yıllar sonra yeniden insanlı ay görevlerine başlayacak. Bu maksatla geliştirilen Orion kapsülü deneme uçuşu için uzaya gönderilecek. Pazartesi günü Artemis roketinin fırlatılması planlanıyordu ancak Orion'daki yakıt sızıntısı nedeniyle görev ertelenmişti. NASA yeni fırlatmanın cumartesi günü yapılacağını açıkladı. İnsanlık 50 yıl sonra Ay'a dönüyor. NASA ertelenen Ay görevi için yeni fırlatma tarihi verdi. Artemis Orion, cumartesi günü yörüngeye çıkacak. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi yeni nesil mega roketiyle geçmişte Ay uçuşlarıyla yakaladığı şöhreti yeniden kazanmaya hazırlanıyor. NASA geçtiğimiz pazartesi günü Florida'da Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacaktı ancak teknik arızalar nedeniyle fırlatma gerçekleşmedi. Yapılan incelemede mühendisler sorunun ciddi olmadığını bildirdi. NASA cumartesi günü Türkiye saatiyle 14:17'de uçuşun yapılacağını açıkladı. NASA insansız test uçuşuna çocukların sevdiği sevimli karakterler Snoopy ve Koyun Shaun'un da peluş oyuncaklarının gönderileceğini de duyurdu. Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.